Öncelikle ben kimim? Burada ben kimim kısmına baktığımız zaman bir örnekle başlamak istiyorum. Örneğin bir sandalye. Ben bir sandalyeyim ve aslında bir sürü sandalye çeşidi var. Ben hangisiyim? Benchmark yaparken aslında bütün sandalyelere bakıyoruz ve ne olduğumuzu anlamaya çalışıyoruz. Mesela ben bir ofis sandalyesiyim. Ama aslında ofis sandalyesinin de çok farklı türleri var. Hala ben kimim sorusu var. Yani ben hangi ofis sandalyesiyim kısmında takılabiliyoruz. O noktada da mesela belki bir Darth Vader'ın bir ofis sandalyesiyiz. Yani aslında kendimizi keşfetmemizi sağlayabiliyor benchmark. Biraz daha böyle genelden özele giderek ne yapmak istediğimizi, amacımızın ne olduğunu keşfetmemizi sağlayabiliyor. Bunun dışında biraz inspiration kısmından bahsedeceğim. Ve Henry Ford'dan başlıyoruz. Henry Ford kimdir? İşte cool bir adamdır. Endüstriyel tasarımcılar genelde bilir. Aslında cool olma sebebi işte Model T Ford'u üretmiş olması ve bunu üretmesinden ziyade bunu üretim yöntemidir aslında. Seri üretimi keşfetmiştir ve aslında seri üretimi keşfederken yaptığı şey bir benchmark'tır. Ne zamandı? 1912'deydi. Evet, bir mezbaa ziyaretine gidiyor Henry Ford ve orada işte seri üretimle ilgili bir fikir geliyor aklına. Yani aslında benchmark bize fikir sağlayabilir, bir inspiration kaynağı olabilir bizim için. Burada da o noktadan bahsetmek istedim. Mentor kısmına bakacak olursak, mesela Masterclass diye bir online bir site var. Buradan işte online dersler alabiliyoruz alanında uzman kişilerden. Burada aslında ustayı takip eden çırağın kendi yolunu bulmasıyla alakalı bir durum var. Yani benchmark yaparken bir ustayı takip ediyoruz ve aslında kendi yolumuzu keşfetmeye başlıyoruz. Mesela bu örnekte de kişiler buradan uzman kişilerden ders alıyor ve aldıkları uzman derslerde örneğin Gordon Ramsay diyelim. Ondan bir ders alıyoruz. Asla onun kadar iyi olamayacağız ama ondan aldığımız bilgileri kendi yöntemlerimize çevirerek yani farklı bir iyi birisine dönüşeceğiz aslında. Yan tarafta biraz daha farklı örnekler gösterdim. Burada aslında biraz daha kopyalama diyebiliriz buna. İşte burada bir Netflix örneği var. Bunu kopyalayarak altına bir wireframe yapılmış. Bunu yaparken aslında neyin nerede olduğunu, nasıl konumlanması gerektiğini, içerikte nelerin verildiğini anlıyoruz. Biraz daha keşfetmeye başlıyoruz. Projeye hakim olmaya başlıyoruz. Burada da mesela bir Instagram örneğinde yine kopyalama yaparak yani hem Instagram'da nasıl konumlanmış, yani benim ürünüme benzer bir ürün diyelim Instagram, onda ney nerede konumlanmış, nasıl gruplanmış, bu içerik nasıl verilmiş şeklinde kendimizce yorumlar üreterek projemize bu şekilde fikir sağlayabiliyoruz. Peki light side, dark side'a bakarsak bu aslında iyi ve kötü yönler anlamında. İyi ve kötü yönlerde yani kendi iyi yönümüzü, kötü yönümüzü, aynı zamanda rakiplerimizin iyi kötü yönlerini ve aynı zamanda piyasanın iyi ve kötü yönünü görmeye başlıyoruz. Burada birazcık dark UX örneklerinden bahsettim. Daha doğrusu bad UX diyebiliriz. Daha doğru olacak. İşte Amerikan seçimlerinde bir oy pusulasının yanlış bir şekilde gösterimi var. Burada da Otis'in bir buton tasarımındaki işte bad UX kısmını görüyoruz. Aslında benchmark yaparken bunları erkenden görüyoruz. Şöyle söyleyeyim, projelerin bazı aşamaları vardır ve bu aşamalarda mesela kullanıcı testleri ya da prototip testleri yapılabilir. Bu testlere ulaşmadan önce benchmark kısmında yani projenin aslında başlangıcında bunları fark edebilmek bizim için daha faydalı olacaktır. Çünkü daha az maliyet, daha az stres, daha hızlı çözümler, işte daha kestirme yol diyebiliriz. Bu noktada işte benchmark iyi ve kötü yönlerini bize anlatarak, bize göstererek aslında bir kılavuz olmakta. Peki nasıl benchmark yapacağız? Biz bir benchmark için benchmark'ın 5'en 1K'sını düşündük.
Bu noktada işte 5H1K'yı hepimiz biliyoruz aslında. Kim, neden, ne, nerede, ne zaman ve nasıl. Bunları benchmark'a göre düşünüyoruz. İşte bir ürünümüz var, bir kıyaslama yapacağız. İşte kimi kıyaslıyoruz? Benim ürünüme benzer ürünler olabilir. Benim rakip sektörlerim, işte bu alanda lider sektörler olabilir. Peki neden kıyaslıyoruz? Belki ürünüm var ve bir ürünümü iyileştirmek istiyorum. Ya da yeni bir ürün üreteceğim, sıfırdan baştan yeni bir başlangıç yapıyorum. Bunun için yapabiliriz. Ya da tasarım sürecinde bazı şeylere, seçimlerimize ve kararlarımıza daha net odaklanabilmek için de yapabiliriz. İlla iyileştirme olmak zorunda değil. İşte kendimizi keşfetmek için olabilir. Ne durumda olduğumuzu görmek için olabilir. Peki ne kıyaslıyoruz? Mesela ben sistemin ana sayfasını kıyaslamak istiyorum. Çünkü ana sayfada bir revizyona gitmek istiyorum. Ya da benim üye olma deneyimimde bir sıkıntı var ve ben o kısımla ilgili bir benchmark çalışması yapıp o kısmı biraz daha geliştirmek istiyorum. Ya da üye olma deneyimim hiç yok benim. İşte login eklemek istiyorum sisteme ya da sayfama. Bunun için yani yeni bir başlangıç yapacağım ve bunun için aslında bir benchmark çalışması yapıyorum. Peki nerede kıyaslıyoruz? Miro olabilir, Excel, Airtable olabilir. Biz Miro'yu tercih ediyoruz çünkü aslında başta da söylediğim gibi o dağınık çalışmayı seviyoruz ve Miro'da bu dağınıklığı kolayca yaşayabiliyoruz. Yani özgürüz, kocaman bir board var, sınırsız bir board var ve ekleye ekleye işte belki notlar, yazılar, büyüye büyüye gidiyoruz. Merve, burada chatten bir soru gelmiş aslında. Tam da hani Miro'da yapıyoruz dedin ya. Herhangi bir dosyalama veya kaydetme olmadan sadece araştırma ve incelemede bir benchmark sayılır mı? Yoksa hani verileri somut bir şekilde basılı veya dijital olarak oluşturmak şart mıdır diye. Hani ben sen cevap vermeden şey yapabilirim. Mutlaka bir yere kaydetmek, sonrasında hem gruplamak, hem patternları görmek, hem de bir başkasına göstermek için de çok çok faydalı olacaktır. Hani o yüzden mesela Miro olabildiğince güzel bir tool ya da Excel'de olur ya da gerçekten not defteriniz de olabilir. Bilmiyorum, senin var mı başka yorumun? Bunu zaten başta da söylemiştim. İşte hocaların bizden istediği biraz daha dosyalanmış halde bir benchmark. Ama biz dağınık bir şekilde de olsa aslında bunu yapıyoruz bir yere yazmasak da. O da bir benchmark aslında. Ama tabii ki bu şekilde yapılması daha iyi. Bunun biraz göz korkutuyor olmasını bence Miro Board kırıyor. Çünkü özgür bir alan olduğu için daha rahat bir şekilde ilerleyebiliyoruz. Bu hafta da Miro tanıtımlarımıza devam ediyoruz seninle. Miro reklamından sonra ne zaman kıyaslıyoruz'a geçiyorum. Bu aslında sizin belirleyeceğiniz bir zaman dilimi. Peki nasıl kıyaslıyoruz? İşte gruplama yapabiliriz, not alabiliriz, işaretleyebiliriz ya da kolaylaştırıcı linkler koyabiliriz. Bunu daha iyi anlamanız için bazı örneklerden bahsedeceğim, benchmark örnekleri. Burada mesela bir ürün benchmark'ı yapılmış. Bir tool çantası gibi düşünebiliriz bunu. Bunu aslında endüstriyel tasarımda çok fazla gördük işte yan yana bir sürü görsel. Peki başka nasıl yapılabilir? Mesela bu projede biz arama deneyimi için bir benchmark yapmıştık. Gruplara ayırdık. Biraz önce gruplamadan bahsetmiştim. Mesela arama alanı demişiz. Arama önerileri ve sonuç yok sayfası. Yani bir siteye girdiğimiz zaman burada bir search barımız var. Burada arama alanıyla alakalı bulduğumuz bulgular vardı. İşte tıkladığınız zaman altta bize öneriler geliyor. Ya aşama aşama ilerliyoruz aslında. Hareketleri inceledik ve buna göre 3 gruba ayırdık. İşte öneriler var. Önerilerden sonra bazen sonuç yok sayfalarıyla karşılaşılabiliyor. Onları burada yer verdik. Önemli noktaları işaretledik. Bunlar bayağı faydalı olabiliyor. Gruplama hep aslında devam ediyor. Gruplamayla bayağı ilerliyoruz. Burada mesela kategori ve markalarla ilgili bir benchmark yapılmış. Burada alt alta mobil ve desktop şeklinde iki grup var. Yine mobil ve desktop şeklinde markalar var. Bu ikisi markalar, mobil desktop. Bu ikisi de kategoriler, yine mobil desktop. Peki nasıl yapmışız? Biraz daha inelim. İşte mesela Boyner'le ilgili bir
kategori sayfasını buraya koymuşuz. İşte yanına Nike, Adidas bu şekilde gidiyor. Giyimle alakalı bir benchmark yapılmış burada. Hemen altında yine onu takip eden Boyner. Geliyoruz yine Boyner. Bu aslında bulmamızı da kolaylaştırıyor. Yani bu sırada, bu sütunda hepsi Boyner. Bunu biliyorum. Bu satırda hepsi mobil kategoriler. Bunu da biliyorum. Onun dışında işte yanlarına minik notlar almışız. Ve burada böyle büyük şey var. Bu ne anlama geliyor? Bu mesela benim çalıştığım ekip arkadaşımın işte hoşuna giden, bu örnekten ilerlemeliyiz dediği bir işaretti. Bunu buraya bıraktı ve wireframe'e geçme aşamasında hani bunlar üzerinden ilerlemiştik, işaretlenmiş üzerinden. Bu şekilde çalışılabilir. Yine aynı şekilde burada gördüğümüz gibi gruplama var. Not alma var. Ve analizine baktığımız zaman bu şekilde bir grafikle belki daha önce karşılaşmışsınızdır. Biraz karmaşık duruyor ama aslında yine bir gruplama yapılmış burada. İşte birinci de kargo bilgilerini görüyoruz ve hangi sitelerde, hangi markalarda var bu. İşte ikinciye bakıyorum, ölçü bilgileri yine hangi markalarda var. Bu şekilde hem bunların işte ne kadar yoğun kullanıldığını görebiliyorum. Hem de hangi markalar olduğunu, hangi markaların hangi şeyleri daha çok kullandığını net bir şekilde görebiliyorum. Ben bu grafikle alakalı Merve birkaç şey söylemek istiyorum. Aslında hani bu grafik Sunburst, güneş yanığı olarak geçiyor galiba. Tam karıştırıyor olabilirim ama ismi Sunburst. Ve şeyi söylemiyor bize. Yani en fazla fonksiyona sahip site en iyi sitedir anlamına gelmiyor çoğu zaman. Ama temel olarak şirketler ya da işte markalar hangi fonksiyonlarda gruplanmışlar ya da hangi fonksiyonlar gerçekten tamamı tarafından yoğun bir şekilde kullanılmış, bunları görmek için faydalı oluyor. Yoksa hani bu grafiği şöyle de okumuyoruz asla. Mesela birinci birinci markada eğer bütün fonksiyonlar varsa bu en iyi markadır. İşte o onun arayüzü en iyidir demiyoruz. Ama bize özellikle tasarım süreci boyunca mütemadiyen şunu soruyorlar. Özellikle yeni bir şey yapmaya çalışırsanız. Bunu kim... yine bir mute problemimiz var galiba arkadaşlar. Hemen son giren Troy arkadaşımız kendini mute alırsa seviniriz. Sizi tasarım süreci boyunca özellikle yeni bir şey yapıyorsanız yeniliğe karşı mutlaka direncin olduğu bir iş kültürüne sahip olduğumuz için size sürekli bunu soruyorlar. Bunu yapan başkası var mı? Bunu başka kim yapıyor? Hani dünyada sadece biz mi yapıyoruz ki biz de yapıyor olabiliriz belki. Yani sonuçta son derece yenilikçi bir fikrimiz vardır ama nedense tekrar söylüyorum. Hani bu iş kültüründe Apple da yapıyor. Netflix de yapmış. Bakın şu da yapıyorlar. Tasarım sürecinde bazı kararları almanızı ilginç bir şekilde kolaylaştıran noktalar oluyorlar. Ben mesela tasarımla alakalı özellikle şirketin ilk yıllarında bunu söylememizin sıkıntılı olacağını, işte gidip aynısını almışlar vesaire şeklinde yorumlar yapılacağını düşünürdüm. Oysa özellikle reklamcılardan çok yoğun aldığım bir şey oldu. Reklamcılar şöyle çalışıyor gerçekten. Bu reklamı Pepsi bilmem ne Arjantin'e çekmişler. Gelin size burada çekelim. Ve tamamen bunun üzerinden birçok reklam satışı vesaire olduğu için de hani Merve şey bitirdikten sonra sunumu bitirdikten sonra biraz daha detaylı gireceğim. Adice çalmak değil, güzelce esinlenmek noktasında benchmarkları kullanarak aslında ilerliyormuş yapılar. Onu fark edince de aslında benchmark'ı sık sık ve daha aktif bir şekilde kullanmaya başladık deyip tekrar sözü sana vereyim Merve. Tamamdır. Ben aslında bu kısımda anlatacaklarımı anlattım. Görevleri anlatabilirim belki biraz. Okey. Yo aslında istiyorsan ben benchmark'la alakalı hani o adice çalmak versus şey yapmak kısmıyla alakalı biraz şey yapabilirim. Biraz bahsedebilirim. Şimdi benchmark yapmak arkadaşlar bu arada buradaki dark side'ı ben acaba bu çalma noktasına mı getireceksin onu merak ediyordum ama buradaki belki dark side, light side'ı bu şekilde de anlatabiliriz. Dark side şu. Adidas'ı 5 çizgi yapıp Adidas yapıp satmaya çalışmak arkadaşlar adice çalmak anlamına geliyor. Yani Starbucks'ın yeşili var.
biz de alalım onu bilmem ne, kafe yapalım. Ortaya da bir tane şey çizim koyalım. Bizi Starbucks zannetsinler. Kötü bir benchmark ve kötü bir tasarım. Ama işte Apple'ın Brown'dan esinlendiği ve iPod tasarımını yaptığı, 1958'deki El Radyosu'ndan esinlenerek iPod'u yaptığı tasarım kötü bir çalma değil. Güzel bir esinlenme. Ki zaten Dieter Rams'ın çok sevdiğini de söyler işte Jonathan Ive. Bu ikisi arasında gerçekten çok temel bir fark var. Yani birinde aslında şeyi koymuyoruz. Herhangi bir emek sarf etmiyoruz. Öncekinin tasarımını birebir üzerine bir anlam katmadan çalıyoruz. İkincisinde ise arkadaşlar yaratım sürecinin temel bir parçası var. Zaten sadece tasarım dünyasında değil, sanat akımlarında da hep şu var. Yani daha önceki bir yapıyı aldım, sonraki onu aldım başka bir yapıyla birleştirdim ve ortaya yeni bir şey çıkardım. Aslında yaratıcılık kendinden önceki gelenlerin karışımıdır ve o karışıma senin koyduğun ufak bir etkiyle birlikte ortaya çıkan yeni şeydir. İşte benchmark'ı bizim bu şekilde kullanmamız gerekiyor. Ve bence Ford örneği çok güzel gerçekten. Yani bir fabrika yaparken adamın et kesim akışını görüp bizim de böyle bir akışa ihtiyacımız var diyerek endüstriyel anlamda otomobil üreten ilk kişi olması aslında gerçekten çok güzel bir benchmark örneği. Benchmark sadece şeyden alınmaz. Kendi sektörümüzden alınmaz. Yani başka bir yerdeki bir yapıyı alıp burada da kullanır mıyız acaba demek de aslında benchmark'tır. Var mı arkadaşlar benchmark'la alakalı sorular olan? Şimdi chat'e bakayım. Bu grafik çeşidi sık kullanılıyor mu? Demiş bir arkadaşımız. Çok sık kullanılmıyor. Sadece büyük projelerde işte detaylı bir benchmark istiyoruz diyen projelerde ya da şunu diyebiliyor bazen. Mesela bir bankayla çalışıyorsunuz ve diyor ki işte QR ile ödeme başka hangi bankalarda var bunu görmek istiyoruz. Bunun gibi şeylerde o tarz benchmark beklentileri olan yerlerde o grafikleri şey yapabiliyorsunuz ama mutlaka ve mutlaka benchmark sonucunuzu bir grafiğe dökmeniz lazım. Bu grafik basit bir şey XY zonu üzerinde şey olabilirler işte kolaylığa odaklananlar, bir şeye odaklananlar, bir şey yapanlar, bir şey yapanlar diye gruplara bölerek de benchmark'ınızı grafikleştirebilirsiniz. İlla o şekilde grafik yapmak zorunda değilsiniz. Evet yani o grafiği tek eksene yaydığınızda bir Excel'den çok farklı değil kesinlikle. Yani bir Excel'in biraz daha artistik hali diyoruz. Aslında dinine göre değişecek bir şey. Yani o şekli, formu, yani oradaki board'un formu. Hı-hı. Ama bence de yani çok rahat Excel'de de sunulabilir bir benchmark. Tabii ki buradaki hani o son grafikteki benchmark'ın amacı neydi? O fonksiyon kaç tane şeyde var, sitede var. Yani şu an mesela favorilerime alma özelliği kaç tane e-ticaret sitesinde var? Yani emin olun siz bugün kalbur üstü çok ortalama bir markaya girseniz ve şey deseniz yani ya bizim e-ticaret sitemizde aslında insanların favorileri alma özelliği olmalı deseniz bir tasarımcı olarak yani tasarım sürecinde mutlaka şu cümleyi duyarsınız. Başka kimler yapıyor bunu? Yani o tarz bir üretim sürecinde mutlaka şeye hazırlıklı olmalısınızdır. Trendyol yapıyor. İşte hepsi burada yapıyor, X yapıyor, Y yapıyor demeniz lazım. Ne yazık ki hani o fonksiyon kime, o fonksiyon kimlerde varın odaklı olduğu, yani o fonksiyonun kimlerde varı odaklandığımız tasarım süreçlerinde böyle bir görselleştirme şey önemli. G2 diye bir site var arkadaşlar. G2 sitesine de girerseniz orada da şeyleri görüyorsunuz. Startupların yani mesela Slack'in g2.com'a girdikten sonra Slack'i arıyorsunuz. Size şey diyor. Slack gibi ofis içi iletişim programlarının işte fonksiyon gruplamalarını vesaire gösteriyor. O da aynen burada bir rapor karşımıza geliyor. Slack dersek mesela şeye. Bu tarz raporlar da şunun için güzel bir benchmark olabiliyor. Acaba startuplar nereye gidiyor? Yani işte mesela bir bankasınız ve size
bir bankada tasarımcısınız ve size atıyorum ödeme yapmakla alakalı bir benchmark istendi sizden. Doğrudan search'e silek yazabilirsin aslında Merve. Yani A kişisinden B kişisine para gönderilmesiyle alakalı bir tasarım şeyi verildi, problemi verildi. Sizin tabii ki rakip bankalara bakmanız kadar bu işle ilgili fintechlere bakmanız, startuplara bakmanız da çok kritik oluyor. Sağ tarafta bir Access Grid raporu var, hemen sağda. Şu mor bir buton var. Biraz daha aşağı iniyorsun, sağda. Evet. Evet, ufak bir Google login ile beraber. Bunlar mesela bunun fonksiyona göre gruplandığı versiyonları da vardı ama hani bütün girişimleri bu şekilde işte niş iletişim şeyleri, bu alanın liderleri vesaire, bunu da kullanıcı yorumlarına göre vesaire almışlar. Mesela sizin bir noktada yani yeni bir iş yaparken sektörünüzdeki diğer yeni girişimlerin de neler yaptığını bilmeniz bu anlamda çok kritik. Çünkü onlar belki de sektörü başka bir yere taşıyacaklar. Bir de Ford örneğinde olduğu gibi sektör dışından da aslında örnekleri alıp onları da yaratıcılık için kullanmak bizim için önemli. Son olarak da aslında benchmark'ta bence şundan bahsedebiliriz. Ki bu trendde de benzer bir şekilde karşımıza çıkıyor. Yeni bir şeyle uğraşıyorsanız, bir şeylerle uğraşıyorsanız emin olun birisi şey soracak. Ya Amazon'un bak böyle bir servisi var biliyorsun değil mi? Ya da bilmem kimin böyle bir sayfası var biliyorsun değil mi diye soruyor olacak. Benchmark sizin arkadaşlar bu konudaki eksikliğinizi de kapatır. Yani karşınızda, ya iyi tekrar söylüyorum, bir e-ticaret sitesinde UX designer olarak çalışmaya başladınız. Farz edelim Idefix'in ya da D&R'ın UX'cisi oldunuz. Ve siz işte yönetimden birilerinin de olduğu bir toplantıdasınız ve bir ürün anlatıyorsunuz. Ve o sırada birisi şunu diyor. Barnes & Noble'ın bir tane işte uygulaması var böyle biliyor musun dediği zaman orada tasarımcının meylemek adını verdiğimiz böyle bilmiyorum ben, hiçbir şey bilmiyorum boş gözlerle bakmaması gerekiyor ki öncesinde o sürece hazır ve de nazır olması lazım. Benchmark aslında size bunu da sağlıyor. Yani bir alandaki know-how'ınızı arttırıyorsunuz ve o alanla alakalı hem tekrar söylüyorum hani o alanın nereye gittiğini görüyorsunuz, o alanla ilgili neler yapılıyor onu görüyorsunuz. Bir yandan da birisi size sorduğunda evet ben bunu yedim bitirdim, buraya hakimim mesajını vermiş oluyorsunuz. Var mı arkadaşlar sorusu olan benchmark'la alakalı? Yazılı olarak geçebilirseniz seviniriz. Eğer şey yoksa, yazılı bir başka soru yoksa bol bol benchmark yapacağımız görevimize geçebiliriz. Evet. Pazar yerimizin ismi dediğim gibi Moz Aisley mi diyoruz. Merve teşekkür ediyoruz sana. Pazarımızın ismini buldun. Aslında çok da şey bir pazarmış galiba değil mi Arda? Star Wars evrenindeki hikayesini bir bize aktar istersen. Tabii aslında hikayenin başladığında Luke'un işte gezegenden ayrılması gerekiyor. Ve bir gemi arıyorlar Obi-Wan'la. O noktada da aslında Han Solo ve Chewbacca'yı buluyorlar bu pazar yerinde. Aslında o yüzden hikayede bayağı önemli. Çünkü Luke'un efsane olduğu süreçte ilk adım aslında burada atıyor diyebiliriz. Evet. Aslında biraz baktığımızda... İrem sen devam et. Ya istediğiniz şeyi biliyorsanız sonsuz seçenek var. Her şeyi bulabilirsiniz. Ama işte aynı zamanda çok geniş olduğu için ne aradığımızı bilmek de önemli. O yüzden filtreleme kısmı daha önemli burada. Bana özel olması daha önemli olacak. Evet. Aslında biraz böyle leş bir pazar şeyleri de var. Galiba insan ticareti de yapılıyormuş diye şeyler var. Biz de şu an hani onu real hayata uyarlayalım diyerek trend yolu düşünelim dedik. İnsan ticaretine vesaire hiç girmeden trend yolu uyarlayalım dedik. Hem de zaten trend yolun hali hazırda bir tane de sana özel sayfası vardı. Bu ara bir soru var galiba. Soruyu daha yazmamış
bir arkadaşımız yazınca şey yapalım. Evet, bir saniye. Evet, evet bizim bir e-commerce benchmark'ımız var. Şeyde, Dribble'da, bir Sunburst. Yine Sıla yapmıştı galiba. Ya da Sıla mı? Sinem yapmıştı. Sinem yaptı diye hatırlıyorum. Bir e-ticaret sitesi. Bizden diğer rakipler neler yaptı onu görmek istiyordu. O zaman o konuyla alakalı evet, soru gelene kadar ben şeylere, görevlere şey yapayım. Şimdi hikayemiz şu. Üç tane input'umuz var. Biri patronun istedikleri, biri trendler, biri de benchmark'lar. Ve bunları işin içine katarak ve bir hikaye anlatarak güzel bir sana özel sayfası yapacağız arkadaşlar. Sonunda da iki haftamız olduğu için işin içine kullanıcıları da katacağımız bir çalışmada yapacağız. Sana özel sayfalarla alakalı yine bir mute problemimiz var galiba arkadaşlar. Bir son gelen kendini mute alır mı? Evet. İrem Berkant. Mute alabilirsek sevinirim. Sana özel sayfasını biraz daha aç istersen Merve. Bu save bölümünü sen yazmıştın. Peki. Sana özel kavramı aslında Mustafa Bey'in de dediği gibi Trend Yol sayfasında görebileceğiniz bir özellik. Orayı inceleyerek başlayabilirsiniz belki. Tabii ki bunu incelerken biraz kendinize sorular sormanız gerekiyor. Hani bu sayfa neden oluşturulmuş? Neden böyle bir sayfaya ihtiyaç duymuşlar? Ve kullanıcılar işte bu sayfayı kullanırken ne gibi özelliklere dikkat ediyordur acaba şeklinde. Aslında bir noktada kişiselleştirmeye değindiği için kullanıcılar kişiselleştirmeye neden ihtiyaç duyar kısmını sorgulamak da önemli. Yani sadece Trendyol'un sana özel sayfası değil, onun dışında geniş bir şekilde düşünmek de gerekiyor. Bunun dışında işte bununla alakalı farklı kişiselleştirme örnekleri görürsek ya da bu şekilde Trendyol gibi sana özel sayfaların örneklerini görürsek bunları da bu çalışmada ekleyeceğiz benchmarklarımıza. Bu şekilde. Okey. Bu arada yani illa bir sana özel sayfası benchmark'ı yapmak zorunda değiliz. Mesela Netflix'in ana sayfası da aslında güzel bir sana özel yapısı içeriyor. Yani çünkü tamamen sana, size özelleştirilmiş şekilde. Trendyol'un ya da e-ticaret sitelerinde bunu ayrı bir sayfa olarak yapmayı tercih edebiliyor şirketler. Çünkü o ana sayfayı o kadar hem yeni kampanyalarımızı sunalım hem de bunları yapalım diyerek tasarlayamadıkları için ayrı bir sayfaya koymayı tercih etmişler. Evet, bizim e-commerce Sunburst'ümüz gerçekten çok eski bir Sunburst. O yüzden onu yenilemedik ama sadece gösterime iletmek amacıyla ve o dönem ekipteki tasarımcı arkadaşlar Dribble'da bir şey paylaşma konusunda motivasyonları yüksekti. O yüzden chart güncel değil. Eksik şeyler barındırıyordur. Sadece gösterim için koymuştuk. Şimdi şeye gelirsek içine, yani tasarım sürecinde arkadaşlar tasarımcı aslında farklı veri kaynaklarını birleştirip onlardan anlamlı hikayeler oluşturan insan. Biz de farklı veri kaynaklarını birleştiririz. Bu verilerin kaynakları ve verilerin kendileri illa rakam olmak zorunda değil. Yani kalitatif veri de bir yerden aldığımız bazı yorumlarda ya da işte benchmarklarda bulduğumuz konularda ya da trendlerde bulacağımız konularda tasarım sürecimizde veri olabilir. Her daim bir müşteri verisi vardır. Müşteriler mutlaka sürecin içerisine kendi istekleriyle bir parametre olarak girerler. Bu tasarımı yaptıran müşteri de olabilir, son kullanıcı da olabilir. Burada tasarımı yaptıran müşteri olan CMO Darth Vader bize şunu diyor. Diyor ki, bir aşağı inebilir miyiz Merve o tarafta? Diyor ki, şimdi ben bu sayfayı yapıyorsam ve bir e-ticaret sitesiysem bu sayfa ya gelen insanlar daha fazla alışverişe yönlenmeli. Yani bu insan, bu sayfa para kazandırmıyor. İkincisi, biliyorsunuz arkadaşlar Trendyol'un hedef kitlesinin önemli bir kısmı kadınlar diyelim. Ve kadınlar, farz edelim işte 3 yaşında bir çocuğu olan bir anneden anneyi düşünelim. Bir eşi var, çocuğu var. Ve Darth Vader diyor ki bu anne kendisi için oluşan sayfayı çocuğu için değiştirebilsin ya da aynı zamanda eşi için de değiştirebilsin. Veyahut sen bunu öyle güzel bir sun ki sayfada bunu çok kolaylıkla sezgisel olarak anlayabilsin
ve bunu sana öneriyorum, bunu çocuğuna öneriyorum, bunu da eşine öneriyorum gibi şeyler yapabilirsin. Yani burada tasarımcıya kalmış ama Darth Vader diyor ki bunu ayırt edebilelim biz. Böyle bir kolaylık sağlayalım. Üçüncü verdiği bize input şu. Diyor ki kullanıcının davranışlarına göre bu sayfa değişsin. Yani adam sepetinde bir şey bıraktıysa orada biz hani hadi onu hemen tamamla diyelim. İşte son ziyaretinde sürekli beyaz tişört baktıysa bak son ziyaretinle alakalı diyelim. Yani sayfa kullanıcının akışına göre değişsin. Son olarak da dördüncü isteği de şu. Diyor ki sayfada biz kullanıcı geldi ya ondan bol bol veri alalım. Yani işte çocuğu var mı verisini de alalım. Tarz, spor tarzını seviyor o verisini de alalım. Hangi tür arabayı seviyor onu da alalım. Ya bir sürü veri alalım. Yani sayfayı öyle bir tasarla ki sen ben böyle araya koyduğum veri şeyleriyle birlikte, veri alma noktalarıyla birlikte müşterimi sürekli tanıyayım. Müşterimizin böyle bir isteği var. Sizin var mı müşteri isteğiyle alakalı yorum? Evet. Yani anne kız takım elbisesi gibi değil de şey gibi. Şimdi şöyle personalar olabiliyor. Yani kendisi için modern alışveriş yapan anne eşi için daha gelenekselci bir tarzda alışveriş yapabiliyor. O yüzden hani tarza göre sadece bir şey önerirsek hem eşi hem de kendisi için aynı şeyleri öneremeyebiliyoruz. Hani şu an şeyde de bir problem var ya, YouTube'u eğer evde paylaşımlı bir cihazla kullanıyorsanız, mesela benim YouTube'umda hem kendimin önerileri var, hem eşimin önerileri var, hem de çocuk için olan öneriler var. Şimdi bu mesela YouTube'da biraz birbirine giriyor. Ama diyor ki acaba bu YouTube gibi olmasa da böyle bak bunu şuna öneriyorum, şuna bunu öneriyorum, bunu da buna öneriyorum mu dese. Yani Darth Vader sizden beklediği şey bu, ben bunu şunun için özelleştiriyorum, kişiselleştiriyorum kısmını biraz daha kolay ve güzel yapmanız. Var mı başka soruları, sorusu olan? Evet. Banu sormuş. Müşteri hakkında daha fazla bilgi alabileceğiniz anketler demişsiniz. Bazı sitelerde gerçekten de bu tarz ufak anketler var. Bu şekilde de olabilir mi? İstediğiniz her şekilde olabilir. Facebook'taki gibi de olabilir. Mesela Facebook veri almayı nasıl kolaylaştırıyor? Diyor ki 25 arkadaşın ODTÜ'lü, sen de mi ODTÜ'lüsün? Evet. Pat bak bir evet hayırla senin üniversite bilgini aldı. İşte şu arkadaşların burada, sen de mi oradasın? O şekilde de alabilirsiniz. Anketi işte modüllerin bir parçası olarak sunarak da alabilirsiniz. Tamamen tarzla alakalı, kişinin sevdiği şeylerle alakalı, kişinin kendisiyle alakalı bilgileri toplayabileceğiniz bir bölüm istiyor. Çünkü Darth Vader diyor ki data is the new oil. Arkadaşlar bu da futurist videolarımızın vazgeçilmez şeylerinden bir tanesi, biliyorsunuz. Slaytlarından bir tanesi. Artık veriye sahip olmak çok kritik ve gerçekten bu arada çok kritik. Çünkü birisinin neleri sevdiğini bilirseniz işte onun üzerine birçok model geliştirebiliyorsunuz. İşte mesela Amerika'daki bir banka çiftlerin kredi kartı harcamasından boşanma oranlarını tahminleyebiliyor. Ve o tahminlemeyle beraber şey yapabiliyor. Ya da evet, Ali Can Şavk'ın Cambridge Analytica dedi ki mesela Cambridge Analytica'da da etik olmayan, aslında son adıma kadar etik olmayan bir şey yok gerçekten. Sizin Facebook like'larınızdan yaklaşık 400 bin Amerikalı'ya birer dolar vererek onların ve onların arkadaşlarının like bilgilerini aldılar ve 30-40 milyon Amerikalı'nın like bilgileri üzerinden bu kişi Texas'ta bir redneck'tir ve işte onur yürüyüşüne karşıdır gibi bazı çıkarımlara kadar gidebildiler ve onlara da şöyle bir şey çıkardılar. İşte Hillary Clinton gelirse Texas'ta onur yürüyüşü olacak. Reklamını çıkartabildiler ve o reklamı gören ve belki de biraz ortada kalan abimiz de gitti Trump'a oy verdi. Yani böyle bir manipülasyonu yapabilecek noktada veriyi alabildiler. Neden bizim Darth Vader'ımız da bunu istemesin ki diyoruz. Sonrasında var mı aslında arkadaşlar eklemek istediğiniz, Merve, İrem, Arda, bu birinci bölümle alakalı, müşterimizin isteğiyle alakalı? Bu arada bunu ben yazdım arkadaşlar. Hani çok çok karanlık bir şey karakter. Pazarlamacı karakteri olma isteğim varmış galiba içimde. Merve sen bir şey diyecektin galiba.
benim eklemek istediğim bir şey yok. Devam edelim. Tamam. Tamamdır. Şimdi ikinci parametremiz trendler. Trendleri niye koyuyoruz aslında? Yani tasarım sürecinde nereye gidiyoruz? Ne gibi global trendler var? Bunlar lokale nasıl etki edebilir? Bunlarla alakalı bazı araştırmalar yapmanızı istiyorum. Mesela buraya gamification yazabilir misiniz? Gayet yazabilirsiniz. Dersiniz ki artık kişiselleştirmede oyunlaştırma çok şey bir trend. Ya da illa kişiselleştirmeyle alakalı bir trend bulmak da zorunda değilsiniz. Yani ben e-ticaret sitelerinde sürdürülebilirlik ve doğallıkla alakalı bir trend olduğunu düşünüyorum. Daha doğrusu tüm dünyada artık sürdürülebilirlikle alakalı bir trend olduğunu düşünüyorum. O yüzden sana özel sayfama yemek sepetinin yaptığı gibi sen şu ana kadar bu kadar işte hamburger yedin, şu kadar bunu yaptın falan filanlar var ya, onun sürdürülebilirlik versiyonu yapacağım. İşte sen buradaki 30 alışverişinden 28'inde bir şey özelliğini kullandın, işte kağıt fatura almadın, bu sayede 3 tane ağaç kurtuldu. Mesela ne oldu? Bakın trendi aldık. Darth Vader için hiçbir şey ifade etmedi belki ama trendi aldık. Sana özel sayfasındaki bir fonksiyona dönüştürdük. Bu şekilde tamamen özgürsünüz. Bir sürü trend raporu var. Gartner'ın, Deloitte'un, işte Fjord'un, RGA'in, tasarım şirketlerinin var, Frog'un var. Tasarım şirketlerinin trend raporları var. İşte aklınıza gelecek herhangi bir konuda işte wellness trends, X trends, Y trends diye şey yapabilirsiniz. Biz de sizi bu önümüzdeki hafta trend raporlarıyla besleriz. O tarz içerikler üretiriz. Bunlarla beraber 4 tane trendi bu konseptinize nasıl yedireceğinizle alakalı 4 tane trendi seçmenizi isteyeceğiz. Var mı trendle alakalı sorusu olan? Orada bir tane şişko dönemlerimden bir video da var. Trend takibi ne işe yarar vesaire diye. Şu an çok zayıflamışım gibi bir yorum içerisindeyim ama o video çocuk öncesi dönemin videosuydu galiba. O yüzden görece biraz daha dombalak durumdaydım. Var mı arkadaşlar şeyle alakalı, trendle alakalı yorumunuz? Yoksa eğer benchmark'a geçelim. Sonra da benchmark'ın 5N1K'sını dolduracağız. Az önce Merve'nin yaptığı gibi. Merve istersen tekrar bir 5N1K'dan bahsedelim. Tamamdır. Kimi kıyaslıyoruz? Burada ise buraya rakip sektörleri, benzer sektörleri ya da lider sektörleri yazabiliriz. Bunları silip yazabilirsiniz buraya direkt. Şu an şey yapamadım ama. Neden kıyaslıyoruz? Aslında amacımız ne? Biraz amaç belirliyoruz bu alanda. Neyi kıyaslıyoruz? İşte sana özel sayfasını ya da bu trendin ismini yazabiliriz. Yapacağımız şeyin ismini. Nerede kıyaslıyoruz? Miro'da. Ne zamana kadar? Bunun süresini bilmiyorum şu an ama ne zamana kadar yapıyorlardı? 3 Ağustos. 3 Ağustos'a kadar. Yok pardon. 7 Ağustos'a kadar. Tamamdır. Tarihler konusunda majör bir problemim var. Nasıl kıyaslıyoruz? Bunun için aslında aşağıdan bakabilirsiniz örneklere. Oradan da inceleyebilirsiniz. Hemen alt kısımda zaten alanlara ayırdık. 10 tane benchmark çalışması yapacağız. 10 farklı marka olabilir. Peki. Aynen. Amazon'a baktım, Netflix'e baktım, XY'ye baktım vesaire. Burada bu tarz kişiselleştirme örnekleri gördüm. İşte bu tarz bir bana özel sayfası gördüm vesaire gibi kişiselleştirme modülü gördüm. Kişiselleştirme notification'ı gördüm. Kişiselleştirme X'i, Y'si gördüm diyerek benchmark'ları şey yapıyoruz. Sonrasında benchmark, trend ve müşteri istekleri. Aslında müşterimizin 4 isteği vardı. 4 tane trend vardı. 10 tane de benchmark var. Bu yaklaşık 18 item'dan belli başlıklar şey yapabiliyoruz. Daha önce bir transfer üzerinden bu görselle erişmiştik. Bu sefer de erişilebilecek miyiz noktasında aslında yani çok görsel bir dünya yok gibi burada ama hangi görselleri paylaşabiliriz sizinle bakalım ona göre şey atalım. Yani düşünüyorum şu an. Yani bu kutuları çünkü kendiniz de Miro'da çok rahat çizebilirsiniz. Ne yazık ki edit hakkı veremiyoruz Miro'da. Onu bir önceki yayınlarımızda da söyledik. Yani dışarıya edit hakkı verdiğimiz anda o ortalık birbirine giriyor ne yazık ki.
O yüzden view hakkı şey yapıyoruz. Aslında siz buradan belli metinleri kopyalayıp kendi Miro board'unuzda oluşturabilirsiniz. Bu 4 trend, 10 benchmark, bir de 4 tane de müşterimizin isteği vardı. Aslında bunlardan belli şeyler oluşturuyorsunuz. İşte gruplar oluşturuyorsunuz. Sürdürülebilirlikle bilmem ne yapmak. İşte kişinin akışını takip etmek vesaire gibi böyle belli post-itlerle başlıklar oluşturuyoruz. Bu 10 tane olur, 20 tane olur. Bir başlığın içerisinde 5-6 tane modül çıkabilir. Ama bu bulguları analiz etmiş oluyorsunuz. O analizinizin sonunda belli post-itler çıkıyor ortaya. O post-itler çerçevesinde de bir sonraki aşamada modüllerinizi oluşturuyorsunuz. Diyorsunuz ki işte benim birinci modülüm son siparişine göre önerdiğim ürünler modülü. İkinci modülüm tarzına göre önerdiğim ürünler. Üçüncü modülüm işte bunu alan bunu da aldı vesaire. Ve gibi gibi böyle aslında e-ticaret sitemizdeki sana özel sayfasına koymayı düşündüğümüz modülleri yukarıdan aşağı listeliyoruz. İstediğiniz kadar modül yazabilirsiniz. Sonra bunları bir anket oluşturuyoruz ve 5 kişiye soruyoruz. Diyoruz ki sence bu modüllerden hangisi senin için daha önemlidir? Yani 20 tane modül oluşturursak içinde 20 tane modülün olduğu bir tane anket oluşturuyoruz. Typeform'dan ya da istediğiniz yerden oluşturabilirsiniz. Ve insanlara şunu soruyoruz. Bu senin için gerçekten önemli mi? 1'den 5'e kadar bir scale verip az önemli, çok önemli diyerek insanlara sorup sonra da bunların ışığında en son aşamaya gelip bir wireframe çiziyoruz. Bir sana özel sayfasında diyoruz ki ben işte bu konseptlerin ışığında sana özel sayfasının en yukarısına şunu koydum. Sonra onun altına bunu koydum. İşte sağ üste şunları koydum. Alta üçüncü modüle bunları koydum. Bunun arasına bir tane anket şeyi koydum. İşte tarzını belirli anketi koydum. En sonuna footer bölümüne işte kullanıcı seç gibi bölüm koydum. Atıyorum şu an tamamen. Diyor. Ve tasarım kararlarımızı şey yapıyoruz. Giyim sektörü olmak zorunda değil mi demişsiniz. Aslında şöyle her şeyin olduğu bir pazar yeri. Sadece giyim yok. Yani Trendyol gibi düşünün. Bebek bezi de satılıyor. Giyim de satılıyor. Araba da satılıyor. Elektronik de satılıyor. O yüzden geniş bir pazar yeri gibi düşünmenizi istiyoruz. Gerçekten çok geniş bir pazar yeri. Tabii benim örneklerim genelde Star Wars temasını tasarım olarak işlemek zorundayız galiba. Hayır. Bunlar arkadaşlar bütün konularda hep, yani bütün kezlerde hep aynı noktada olmaya çalışıyoruz. Bunlar sizin boş portfolyo probleminizi çözmek için hazırlanmış kezler nedeniyle, yani Junior UX Designer programının temel amacı tasarımcının boş portfolyo problemini çözmek. O yüzden de olabildiğince gerçek hayat kezlerine gitmek istiyoruz. Tabii ki biraz Star Wars temasını biraz hikayeye bağlı kalalım, biraz eğlenelim diye koyuyoruz ama tasarlayacağınız sayfa bir e-ticaret sitesi olsun, e-ticaret sitesinin sana özeli olsun, gerçek hayatta da Trendyol düşün. Ama doğrudan da Trendyol demek istiyoruz. Sanki onlara bir iş yapıyoruz ve size yaptırıyormuşuz gibi de gözükmesini asla istemeyiz. Wireframe istiyoruz. Tamamen şey olsun, sizin olsun. Star Wars temasını kullanmadan da şey yapabilirsiniz, devam edebilirsiniz. Her şeyin satıldığı bir e-ticaret sitesi için. Yani Trendyol hepsi burada N11 bir pazar yeri. Yani bir marketplace düşünüyoruz. Bu pazar yeri için bu çalışmayı yapıyoruz. Wireframe yaparken Miro'yu kullanabilirsiniz bu arada. Buraya Wireframe Library diye bir alan eklendi Miro'ya. Oradan ilerleyebilirsiniz. Aynen. Wireframe için Wireframe template'leri de kullanabilirsiniz. Ama Miro'da Merve'nin dediği gibi bir Wireframe template bölümü var. Oradan da şey yapabilirsiniz. Yani benim size tavsiyem e-ticaret ürün kutularını falan yerleştirmek için vakit harcamayın. Yani ürün kutusu çizmek için vakit harcamayın. Onu daha çok template'lerden alın. Ama daha çok vakit harcayacağınız şey zaten bence portfolyolarınızda da emin olun çıktı kadar o çıktıya götüren hikaye de kritiktir ya. Hani neden o tasarım kararını aldın? Hangi girdiler senin o tasarım kararı almana yol açtı?
daha çok onları anlatmanız bu kez de bizim için şey olacak. Günün sonunda tabii ki çıktı ya. Bakarız hep beraber. Ama çıktıya götüren hikaye de bizim için çok değerli olacaktır. Zaten sadece bizim için değil, herkes için çok değerli olacak. Mobil ve desktop olarak iki şekilde yapacağız değil mi demişsiniz? Evet, çok güzel bir soru. Evet, kesinlikle bunu eklemeliyiz. Mobil ve desktop olarak iki şekilde. Yani mobil wireframe burada, desktop wireframe burada demeliyiz. Tercih edilen UX portfolyosu yapmak hakkında da bir program yapacak mısınız acaba? Online olarak bence çok güzel bir konu bu. Arda ile bence bir değerlendirelim. Son case'imizin de mesela bir portfolyo tasarlaması olması fena olmazmış gibi sanki. Değil mi? Aynen. Bence de güzel bir konu gerçekten. UX portfolyosu olayı. Onun haricinde arkadaşlar anlatacaklarımız bu kadar ama tekrar hani soru gelirse soruları cevaplarız. Eğer başka soru yoksa ufaktan. Şeyden bahsedebiliriz. Blended Trend'den de bahsedebiliriz aslında. Yardımcı olması için. Şimdi Forex mesela. Evet, Miro ve gönderim hakkında soru varmış İrem Durakdemir'in. Tercih edilen UX ve UI portfolyosu yapmak. Evet, bence de UI tarafı da kesinlikle yani iki portfolyo türü de kritik. Bence güzel bir konu. Çünkü tasarım işinde mutlaka sizden bir portfolyo adını verdiğimiz bir çıktı isteniyor. Tuğba Işık'ın yakın zamanda güzel bir web sitesi vardı. Evet, Miro'da ücretsiz 3 board açabiliyoruz. Bu da şu anlama geliyor. Gerçekten 3. board'dan sonra 3. case'i yaparsanız eğer şey olacak mı? Yani board'umuz kalmayacak mı? Siz bize yani bütün projelerde aynı board'da çalışabilirsiniz arkadaşlar. Yani board'da frame oluşturup burası case 0'dı, burası case 1 deyip bize oranın PDF'ini atıp aynı zamanda Miro'nun da linkini atabilirsiniz. O yüzden tekrar yeni şey yapabilirsiniz. Pardon. Case 0'ı gönderdiğiniz Miro mail adresi değişti. Case 1'i gönderirken sıkıntı yaratır mı? Hayır, yine biz Miro adresi isteyeceğiz sizden. O yüzden sıkıntı olmayacak. Anket aşamasında anketi yaptıracağımız kullanıcıları seçerken dikkat etmemiz gerekenler var mı? Evet, çok. Eğer hani formal bir kullanılabilirlik testi ya da kullanıcı araştırması yapsaydık bu kritik bir nokta olurdu. Ama şu an için kritik değil. Etrafınızdaki 5 kişiyi bulup, hazır bayram da gelmişken, etrafınızdaki 5 kişiyi bulup bu anketi yaptırmanızı istiyoruz. 4 trend kısmına yapacağımız trendleri, bulacağımız trendleri sadece yazıyor muyuz yoksa tasarım olarak görselini mi yapıyoruz? Yok. Şey yapın yani trendin başlığı. Onunla alakalı bir iki kaynak da bulup koyabilirsiniz. Yani mesela gamification bir trendse hani onu neden trend olarak seçtiğinizi de anlatın. Öyle bir yapı yaparsınız oraya. PDF exportlarken Miro çok düşük çözünürlükle çıkarıyor. Sadece link atsak olur mu? Olur. Sadece link olur. Burada hiç problem yok. Zaten case 0'da sadece Miro linki gönderenler oldu. Sadece bize erişim hakkı verdiğiniz noktada bir şey yok. Problem yok. Hepsini aynı Miro'ya koyabiliyorsunuz. Onda da bir problem yok. Benim Miro ve gönderim hakkında sorum var demişti İrem Durakdemir ama sorusunu yazmadı. Yazıyor musunuz yoksa? Ha, sordunuz. Ben mi görmedim? Ha, evet. Evet, okey. Tamam. Sormuşsunuz. Vardı. Eğer öğrenciyseniz öğrenci belgenize başvurduğunuzda pro veriyordu galiba hesap. K0 değerlendirmesi ne zaman olacak? Yine Zoom üzerinden bileceksiniz. Arkadaşlar öğlen 12'ye gönderen 21 arkadaşımızınla birebir yapacağız. Diğerlerini ise yani 60 tane case vardı. Nasıl yapalım diyerek şimdi ilk normalde amacımız herkesi birebir yapmak değil. İlk 10 case'i yani puanlamada ilk 10'da olan case'i değerlendirip diğer arkadaşlara da metin göndermekti. Şimdi bunun hibrit bir yapısını bulmaya çalışıyoruz. Büyük ihtimalle birebirler Zoom üzerinden olacak. Onlar için sizinle iletişime geçeceğiz.